Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar da dün ilk gündü. İmza sayılarına birinci günün sonunda ne olduğunu hemen bir bakalım. Arkadaşlar ekrana getirirsek, izleyicilerimiz de mutlaka merak ediyorlardır. Hani %25, %40, %50 oy alacağız, birinci turda seçimi kazanırız, olmadı ikinci turda %60 ile oy kazanırız diyen, oyla kazanırız diyen Cumhurbaşkanı adayları, aday adayları ve ilk gün topladıkları imzalar. Muharrem İnce 28.235, Muhammed Ali Fatih Erbakan 27.910, Sinan Oğan 15.573, Doğu Perinçek 6.679. Ve işte aşağıda tanımadığınız isimler var. Belki Ahmet Özal'ı tanıyorsunuzdur. Turgut Özal'ın oğlu 237 oy almış. Kaldırabiliriz arkadaşlar, kenarda durabilir. 237. Yani %25 Türkiye'de aldığım destek diyen Ahmet Özal'ın oyu bu. %60 destek alıyorum diyen Muharrem İnce'nin ilk gün toplayabildiği imza 28.235. 30 bin değil. Yani şimdi Türkiye'de 200 bin sandık kuruluyor. 200 bin sandık kuruluyor. Dolayısıyla bir seçime gidiyorsanız, Türkiye'nin içinde bulunduğu, bak geçiyorum bütün o Muharrem İnce'nin anlattığı tartışmalar vesaire, hepsini geçiyorum. Çok somut, bariz bir şeyden bahsediyorum. 200 bin sandığın başında, hani diyordu ya, CHP beni yalnız bıraktı, sandıkları boş bıraktı, o yüzden ben aldığım oyu alamadım. Şimdi Muharrem İnce'nin 200 bin sandıkta 200 bin sandık görevlisine ihtiyacı var. Öyle ya, CHP'ye güvenecek hali yok, AKP'ye de güvenecek hali yok. Yani o sandığın başındaki sandık görevlileri açısından baktığınızda. Kendi partililerine ve kendi gönüllülerine güvenmesi lazım. 200 bin sandıkta 200 bin gönüllü lazım. Daha 100 bin imzanın ilk gününde 30 bin toplamışken, hani bu 100 bin aşar mı? Aşabilir. İşte cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, daha önümüzde işte bugünle beraber 3-4 gün var. Olabilir ama de ki 120 bin olsun, de ki 150 bin olsun. Ya sırf sandık başına 200 bin kişinin gerektiği bir seçimde nasıl olacak da olacak yani bu işler? Konuşmak güzel de iş, hani matematik. Bizim en temel problemimiz matematik diyor ya Sayın İnce. Bizim en temel problemimiz matematik mi? Matematik çözülmesi gereken zor bir soru. 200 bin sandığa 200 bin gönüllü bulunacak. Geçen seçimi kaybetme nedeni olarak öne sürdüğü, sandıklara sahip çıkılmadığı, sandıkların boş bırakıldığı yönündeki o boşluğu dolduracak. Üstüne daha işte daha bir sürü o kampanya, propaganda, sandığa gidilecek, oylar atılacak, bir sürü iş lazım da en azından bu lazım. Başlangıçta bu lazım. Onun bile zor olduğu görülüyor. Dolayısıyla siyasi iddialarda bulunurken dolayısıyla bunun da altını bir biçimde doldurmak lazım. Bu tablo pek dolu olmadığını gösteriyor ilk gün ortaya çıkan manzara. Onu söyleyelim. Geçen seçimde ilk gün önemlidir siyasette. Yani siz adayım dersiniz, bir dalga vardır. O dalga gelir sizi birinci gün 150 bin imzayla hemen diğerlerinden ayırır. Der ki 150 bin imza, tak, aday. Meral Akşener gibi. Meral Akşener aday oldu, imzayı topladı, bitirdi. Diğerlerinden farkınızı ortaya koyarsınız. O ileri sürdüğünüz projeleri, iddiaları gerçekleştirebileceğinizin mesajını verirsiniz. İlk gün imza toplamak, 100 bin imzayı toplamak çocuk oyuncağı olmalıdır. Çünkü siz 21 milyon oya talipsiniz. Ya da 25 milyon oya talipsiniz. 25 milyon destekçinizin olduğunu söylediğiniz ya da ilk turda %30 alırım dediğinize göre 15-16 milyon kişinin sizi desteklediğinizi söylediğiniz bir yerde ilk gün 100 bin imza toplamak çocuk oyuncağı olmalıdır ama olamamış. Görünen o.